Bana göre gerçek Cumhuriyet kadınlarından iki tanesinin biyografisini kısaca anlatacağım. Vatan namustur diyen, vatan için can veren, kan döken kahraman Türk kadınları. Geçmişe hakaretle bu insanların ruhunu incittiniz. Zaman zaman iyileştiğinize inanmak istedik ama siz her fırsatta bu nefreti kustunuz. Herkese merhabalar. Videoya başlarken bir tane soru koyalım ortaya. Dünyanın hangi ülkesinde bir önceki dönemini geçmişine hakaret ederek kutlama yapılır sizce? Balıkesir'in Edremit ilçesi ve Bigadiç'teki gösteriyi herkes hatırlar. Kurtuluş gününde zeybekler dans ederken ortalarında çarşaflı ve zincire vurulmuş bir genç kız vardı. Daha sonra zincirlerinden ve çarşafından kurtulup Cumhuriyet kadını oluverdi. Türk kadını zincire vuran bu gösteriyi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği organize etmişti. Oysa aynı gösteri başka belediyelerde, başka yerlerde daha önceleri de yapılmıştı. Derneğinin gösterisini izliyoruz. O gösteriden sonra sosyal medyada hala devam eden Cumhuriyet Kadını etiketiyle o gösteridekinden çok daha ağır hakaretler, karikatürler hala gündemde. Güya bir Cumhuriyet Kadını sakallı cübbeli bir imam efendinin sırtına basarak elinde meşale özgürleşiyor. Edremit'te olanlarda sosyal medyadaki benzerleri de yeni değil aslında. Cumhuriyet'in kuruluşundan beri öteki gördükleri, daha doğrusu görmek istemedikleri bu toprakların asli unsuru. Bu milletin ta kendisi olan bir grup değil, milletin çoğunluğu. Kurtuluş Savaşı'nı Yunan ordusuna karşı değil de Osmanlı Devleti'ne karşı verilmiş gibi gösteren, bu algıyı pekiştiren, öğreten ve maalesef bir dönem Milli Eğitim müfredatında da olan zihniyetin kalıntıları. Ben çocukluğumdan şöyle bir şiir hatırlıyorum. 23 Nisan'da ablama okutulmuştu. Okuyamayıp sürekli tekrarlamıştı. Çarpsaydı damarında halis Türk kanı, satar mıydı vahdettin keyfi için vatanı. Zihniyetin tam özeti sanırım bu. Yıl 2021 ve bu zihniyette bir milimlik değişiklik yok. Oysa savaş sonrası Osmanlı hanedanı sürgün edilirken saraydan bir çöp dahi çıkarmamıştır. Kimse kusura bakmasın. Eğer Sultan Vahdettin ve saraydan gönderilen hanedan bir el çantası, yalnızca bir el çantası saray hazinesinden çıkarsalardı mücevher değerli taş, hayatlarının sonuna kadar lüks içinde yaşayacak bir hayatları olurdu. Ama maalesef hanedan üyeleri hayatlarının sonunu yokluk içinde geçirdiler. 600 yıl varlık sürdüren ve Türk devletlerinin en başarılısı olan Osmanlı'yı fakir görmek, Kurtuluş Savaşı'nı da Yunan ordusuna karşı değil de Osmanlı'ya ve dindar halka yapılmış gibi anlatmak kötücül bir saplantıdır. Bugün size bana göre gerçek Cumhuriyet kadınlarından iki tanesinin biyografisini kısaca anlatacağım. Onlar Balkan Savaşı'ndan tutun da tüm cephelerde savaşa giren, vatan namustur diyen, vatan için can veren, kan döken kahraman Türk kadınları. Bu iki kadından birincisi Fatma Seher Erden, namı diğer Kara Fatma. 1 metre 45 santim boyunda küçük dev kadın, 1888'de Erzurum'da doğan Fatma Seher Hanım, İstiklal Savaşı'nda pek çok cephede savaşmış, askerliği yaşamının en onurlu görevi saymıştır. Binbaşı Ahmet Bey ile evlenmiş, Balkan Harbi'ne katılan Ahmet Bey Edirne cephesinde savaşırken Fatma Seher Hanım cepheye eşinin yanına giderek bazen hasta bakmış, bazen askere ekmek pişirmiştir. Ahmet Bey Edirne'den Sarıkamış'a tayin edildiğinde ise Sarıkamış'ta şehit düşmüş. Seher Hanım eşinin ardından ağlamak yerine eşinden emanet iki oğlunu da yanına alarak cepheden cepheye
koşmuştur. Kurtuluş Savaşı'nda özellikle kendi akrabalarından olan kadınlar ve erkeklerden bir müfreze kurar. Sivas Kongresi esnasında Atatürk'le görüşüp orduda görev ister. Bu kızıl saçlı, açık renk gözlü, kısa boylu dev kadına gözü karalığından dolayı işte o zaman Kara Fatma şeklinde hitap edilmeye başlanır. Teğmen rütbesiyle çok fazla cephede çarpışır. Hatta Büyük Taarruz'un başında Yunan ordusuna esir düşer ama Kara Fatma o esaretten kurtulmayı başarır. Kara Fatma'nın iki oğlu da cephede şehit düşmüştür. Kara Fatma, Türkiye'nin şarkı da benim, garbı da benim, bütün çocuklar benim çocuklarım diyerek vatan savunmasına devam eder. Savaş sonrası üsteğmen rütbesiyle ordudan emekli edilir. Fatma Hanım, ben vatanımı para karşılığı savunmadım diyerek emekli maaşını Kızılay'a bağışlar. Fakat Fatma Hanım daha sonra unutulur. Fatma Hanım savaş sonrası yalnız ve yoksul kalır. İstanbul'a gittiğinde yoksullukla mücadele eder, hayatta kalmaya çalışır. Kara Fatma maalesef yoksul ve yalnız bir hayata mahkum olmuştur artık. Vaktiyle kurşun sıktığı Rusların manastırının himmetiyle hayatta kalır. İstanbul valisi Lütfi Kırdar ona ve kız kardeşinden dolayı hayatta kalan yeğenlerine bir vakıf evi tahsis eder. Ta 1954'te yaşamının son yılında iki milletvekilinin çabalarıyla Fatma Hanım'a devlet maaş bağlar ve Fatma Hanım bir yıl sonra hayata veda eder. Cumhuriyet kadını mı arıyorsunuz? Cumhuriyet'in kuruluşunda bunca emek vermiş bu yiğit kadının mezarı İstanbul'da, Kulaksız'da. Merak eden gidip mezarı ziyaret edip kendisi için dua edebilir. Ve Kurtuluş Savaşı'nın simge isimlerinden biri Kastamonu Seydiler Köyü'ndeki namı diğer Şerife Bacı. Şerife Bacı Harbi Umumi'de 16 yaşında evlendirilmiştir. Eşi 1. Dünya Savaşı'nda cepheden dönemez. Gencecik Şerife dul kalmıştır. O dönemde dul ve genç bir kadın bir köyde yalnız yaşayamayacağı için Şerife Hanım yine bir savaş gazisi olan Topal Yusuf'la evlendirilir. Ondan bir kızı olur, Elif konulur adı. Tam o sırada 1921 yılında İnebolu'dan Ankara'ya cephane taşıma görevi düşer. Bu cephane taşıma işi için tüm Kastamonu, İnebolu seferber olur. Şerife Bacı'ya da bir kamyonla mermi taşıma işi verilir. İki ay önce Mehmet Akif bölgede vaaz etmiştir. Vatanın kurtuluşu için toprağın koynuna girmek boynumuzun borcu demiştir. Kastamonu halkı bu vaazı can kulağıyla dinlemiş ve harfiyen uygulamıştır. Şerife kadın 9 aylık Elif'ini koynuna alarak kanısını yükler ve yola koyulur. Çıkan kar fırtınası sonrası korkunç bir soğuk başlar. Şerife kadın mermiler ıslanmasın, Elif donmasın diye elindeki yün yorganları Elif'i ortasına oturttuğu mermilere cephaneye sarar. Ancak karargaha neredeyse gelmek üzereyken Şerife bacı donarak şehit olur. Cumhuriyeti borçlu olduğumuz kahraman kadınlarımızdan yalnızca ikisinin biyografisi bu şekilde. Binlerce isimsiz şehit kadın kahraman var. Hiçbirinin ismini bilmiyoruz. En bilinen iki isimden Şerife Bacı'dan ve Fatma Seher Hanım'dan bahsettik. Edremit'te geçmişteki milli eğitim müfredatlarında çarşafla, zincirle ilgili görsellerle, geçmişe hakaretle bu insanların ruhunu incittiniz. Zaman zaman iyileştiğinize inanmak istedik ama siz her fırsatta bu nefreti kustunuz. Kurtuluş Savaşı Osmanlı'ya karşı verilmedi, geçmişimize karşı verilmedi, dinimize, diyanetimize karşı verilmedi. Kurtuluş Savaşı Yunan'ın haksız işgalini sona erdirmek için verildi. Ama uzunca yıllardır siz bu Kurtuluş Savaşı'nı bu toplumun değerlerine, bu toplumun mütedeyyin insanlarına karşı verilmiş gibi aktarıyorsunuz. İnsanları kırıyor, hakir görüyor, üzüyorsunuz. O görüntüler hepimizi çok kırdı. Buna yönelik bir hatırlatma videosu çekelim dedik. Başka bir videoda görüşmek üzere.